Hepinize yeni bir vlogtan merhabalar güzellerim. Kanalıma hoş geldiniz. Erkenden yemeğimi yapacağım güzellerim şimdi. Şurada görüyorsunuz biber dolduracağım. Kızımı dershaneye bıraktım. Şu anda saat 10'u 10 geçiyor. Görkem uyuyor. Eşim uyuyor. İşte kahvaltı mahvaltı yapana kadar yemeğim hazır olsun dedim. Şöyle içimi hazırladım. Yine kıymalı yapıyorum. Yanına da bir çorba yapacağım. Ezogelin çorbası ya da mercimek çorbası, ikisinden birini yapacağım. Bugün zor uyandım. Yani bazen kendimi çok dinç hissediyorum. Uykumu almış hissediyorum. Genelde zaten hep aynı saatlerde yatıyorum. Hatta o gün mesela 4.30'da kalkmıştım. O gün de kendimi iyi hissediyordum. Bugün bayağı uykuluyum güzellerim. Şöyle kafamı koysam 2 dakikada uyurum yani. Ama tabii ki de ne mümkün uyumak. Ben bilmiyorum yani, hani çocuklarını okula gönderip de sonra yatanlar falan var ya, o zaman işlerini nasıl yetiştiriyorlar bilemiyorum. Yani ben yetiştiremiyorum. Şimdi tamam, Görkem uyuyor. Ben de yatsam kızım gelecek öğlen, yemek yok evde. Ne yiyecek gibi. Yani ama işimi bitirince koltuğun üstünde tabii ki de ben de bazen uyukluyorum. Hatta zaman kalırsa bugün birazcık uyuklamayı düşünüyorum. Şöyle kendime bir bakayım da saçım falan görünmesin. Ben yine içi çok yaptım herhalde. Bir de bayağı çok acıktım. Kahve içtim. Sade kahve. Bir tane de yeşil çay içtim güzellerim. Ama onlar beni hiç kesmedi bugün nedense. Bayağı acıktım. Kahvaltı saatimi bekliyorum. Yemeklerim pişiyor. Azıcık daha bekleyeyim oğluşumu. Kalkmazsa kendime kahvaltı hazırlayacağım. Bugün dediğim gibi çok acıktım. Ama sanki Görkem de bir yarım saat 40 dakikaya kadar falan kalkar diye düşünüyorum. Şimdi gidiyorum güzellerim, azıcık Müge'ye bakayım ben. Üstümü giyindim, geldim yanınıza. Kahvaltıdan sonra da sizlere dediğim gibi azıcık uyudum, bir saat kadar falan. Şimdi evimi toparladım. Çamaşırım var. Hemen bunları katlayacağım. Ondan sonra da çamaşır attım yine. Onlar yıkanıyor böyle renklimsi. Onları asacağım güzellerim. Sonra da mutfağın halısını makineye atacağım. Öyle işte, kızım geldi ablaları dershaneden. O yemeğini yedi. Oğlum kalktı. Sonra ona kahvaltı hazırladım. Ondan sonra uyudum falan ben işte. Saat şu an 2.30-3 falan olması gerekiyor. Yalnız şunu giydim. Ne kadar karışıkmış. Görmüyor musunuz da, neyse keşke söylemeseymişim. Ya benim orası, hani sizlere çekmiştim zaten giyinme dolabı. Askılık kısmı dar olduğu için hepsini asamıyorum. Zaten çok şükür kıyafetim de çok yetmiyor da. Bunları böyle ütülüyorum, katlıyorum. Yine de böyle kat izi falan oluyor. Mesela şu. Tamam olsun. Hemen şunları da katlayayım. Okul yok diye hafta sonu ütü yapmadım. Ütüm de var. Onu da bir ara çıkarmak istiyorum. Bakalım. Oğlumun antrenmanı var, maçı var. Ama ben götürmeyeceğim. Annemle gidecekler. Anneanne senle gidelim mi? Epeydir senle gitmedik falan dedi. Annem de iyi dedi, bana da yürüyüş olur dedi. Yürüyerek gidecekler güzellerim. İşte annem onu bırakacak. Şöyle birazcık işte takılırlar. Aşağılar falan gezerler. Bana da birazcık iyi oldu yani. Ben de kendi kafama göre işimi gücümü yaparım.
Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Başarılar oğlum. Hadi. Hadi bay bay. Dikkatli olun. Çamaşırlarım bitti. Onları astım. Şimdi de hemen halı yatı verdim. Robotu da çalıştırdım. Bugünlük işlerim bu kadar güzellerim. Durun kafam karıştı. Isıyı düşüreceğim. Sıkmayı düşüreceğim. 800 ön yıkama yaptırdım. Tamamdır. Bunun yoşunda geliyordu. Şimdi artık bir tane şöyle mis gibi sade kahve içmek istiyorum. Bir de sanki acıktım gibi bugün ara öğün yapmak istiyorum. Acıktım yani bugün. Neyse bugün sabah kalktığımda da acıkmıştım. Saatte 4'e 10 var. Evet kahve yapalım. Annem yemek yedi. Sabah kahvaltı yerken yaptım Neslihan diyor. Yemek yedi o. Robot mutfağa gelmeden hemen bir kahve keyfimizi yapalım. Sizlere söylemiştim büyük tripodumu bu telefon tutacak kısmı kırıldı diye. Bugün de küçük tripodumun bacağı kırıldı. Böyle durmuyor. Zaten oynayıp duruyordu. Bugün temelli gitti. Neyse eşim bulmuş. Taktım şimdi aparatı. Biraz önce Trendyol'dan küçük tripod sipariş verdim. İkisi de lazım oluyor güzellerim. Bu YouTube çekenler zaten beni anlıyorlardır. Küçük böyle tezgahta yemek falan çekerken lazım oluyor. Büyük de temizlik yaparsanız işte alışveriş çekerseniz lazım oluyor. İkisi de lazım oluyor. Yani YouTube'un da belli bir gideri var. Benim şimdi kamerayla çekmiyorum ben. Kameram yok biliyorsunuz. Kamerayla çekenlerin de lensiydi, optiğiydi, hafıza kartıydı, bilmem nesiydi. YouTube'un da yani belli giderleri var. Hatta Apocan getirince de bir şaşırdım yani. Sizlere daha önce bahsetmiştim. Eşimin ben YouTube'a başlarken yani eşimin onayı yoktu benim zorumla falan. Hatta o da şey düşünüyordu işte 2 günde bırakır, bıkar, bir haftada bırakır, 10 günde bırakır falan diye izin vermişti. Çok şükür 3 seneye gelmek üzereyim. Yani o da alıştı bir nevi güzellerim. Benim mutlu olduğumu anladı. Benim vakit geçirdiğimi anladı. İyi kötü para kazandığımı anladı derken o da sağ olsun şimdi hiçbir şey demiyor. Hatta elinden geldiğince böyle eksiklerin falan olduğu zaman ilgilenmeye çalışıyor. İlk başlarda ben reklam ayarlarımı, ondan sonra video ayarlarımı, edit programımı bilmeyenler için bahsediyorum bunları. Her şeyi kendi çabamla yaptım. Yani Apocan'a desem ki anlar böyle şeylerden. Dediğim zaman unuttum mu? Unutmadım. Belki de birazcık içimde de uhde kalmış da olabilir. Yani böyle içten içe belki de nasıl söyleyeyim? Üzülüyorumdur belki de. Ne zaman bir şey için yardım istesem o zamanlarda hiçbir şekilde bana yardım etmemişti. Yalan yok yani. Ne yapacaksınız yani güzellerim? Yapacak bir şey yok. Normalde de ben mesela çalışmak istesem kendi böyle olan yer demeyeyim de yani kendimiz olduğu olan yerde çalışmama izin verir. Atıyorum mesela böyle başka bir yerde çalışmama falan izin vermez. Bazı erkekler bu şekilde oluyor. Çok kıskanç değildir. Nereden geldim bu konuya? Çok kıskanç değildir. Kıyafetime falan karışmaz. Tamam şimdi kapalıyım. Açıkken de karışmıyordu. Hatta eşim böyle açıklığı daha çok seviyor. Ondan sonra o zaman da karışmıyordu. Ama belli başlı şeyleri şey yapıyor yani istemiyor. Mesela bir iş konusu. Mesela ben dükkan açacaktım biliyorsunuz bu pahalılıktan gözüm yemedi. Batarsam edersem diye hala arada deredeyim. Benim o battığım dükkanlar da hala yapılıyor. Ama biraz %80 vazgeçmiş gibiyim pahalılıktan dolayı çünkü kalkamazsam yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Mesela öyle kendi işimiz olursa ona bir şey demiyor.
Ama böyle başka şahısların işine tabii ki de karışıyor yani istemiyor. Bugün var ya kendimi hiç doyuramadım nedense. Sanki diyete ilk başladığım günlerdeki gibiyim. Sabahtan kalktığımda inanılmaz bir aç kalkmıştım zaten. Şimdi de normalde elimden geldiğince böyle kahveyle falan geçiştirmeye çalışıyorum. Ara öğün yapmıyorum. Bugün yapacağım. Çünkü akşama o zaman çok yüklenirim diye Robot düşünüyorum. süpürsün. Hazır halı kalkmışken şöyle altına bir bile dalayım. Koridorla oturma odasında. Ondan sonra işim gücüm kalmadı. Sizlere bugün yemeğimi gösteremeden yemek bitti neredeyse. Kızım dershaneden gelince yedi ablaları. Sonra annem yedi. Şimdi Görkem antrenmandan geldi. Onu şöyle içinden ayıkladım. Bir de çorba koyacağım. Yine şöyle göstermiş olayım. Yağmur dedi ki çok güzel olmuş anne. Yağmur her şeyi beğenmez. Orayı da ısıttım. Ben de henüz yemedim. Benim birazcık daha saatim var. Artık bugün böyle. Çünkü hafta sonu biliyorsunuz güzellerim biri geliyor, biri gidiyor. Ben şey içiyorum. Yeşil çay. Bir de hemen ayran koyayım yanına. Yemeğimi falan yedim ben güzellerim. Mutfağımda toparladım. Birazcık da oturdum. Yine Neslihan dürttüler. Açıkçası canım sıkıldı. Pek yapacak bir şeyim de yok diye. Dedim ki kalk Neslihan en iyisi bu haftanın ütüsünü yapmadın. Hem de canın sıkılmışken bir hızla bir hışımla yap dedim. Şimdi ütümü yapacağım güzellerim işte. Şu çamaşırlarımı da bugün yıkadım biliyorsunuz. Daha kurumadılar. Onlar artık yarın katlanacak. Ben de vlogumu sonlandırayım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Görkem'in sesini duyuyorsunuz oyunda. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah kısmetse görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.